Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, değerli vekiller, herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu madde sporla ilgili bir madde. UEFA tarafından salgın nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin yeni takvim belirleniyor ve 2020'de İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in başkenti Lizbon'da ve 2021'de Rusya St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul'da oynanıyor. Yani bir tarih değişikliği söz konusu ve buradan kaynaklı olarak da İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili daha önce almış bir takım muafiyetlerin 2021 yılına aktarılması, aynı muafiyetlerin devam etmesine yönelik bir madde. Tabii bunun üzerinden ben biraz spor konusunda bir şeyler aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Tabii bu futbol, spor kulüpleri mahallelerde, illerimizde, ilçelerimizde gençlerin heves ettiği, birliğin, beraberliğin, oradaki dayanışma duygularının sergilendiği önemli alanlar bu kulüpler. Ancak günümüzde iş öyle bir hale aldı ki, yani bir endüstriyel spor dediğimiz bir hale dönüştü. Artık spor kulüpleri iddia şirketlerinin oyuncağı haline dönüştü. Halktan para toplama, para koparma yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Böyle düşünülmeye, böyle değerlendirilmeye başlandı spor kulüpleri. Ve spor artık bir seçkinlerin oyunu şekline dönüştürüldü. Ve tribünler, özellikle tribünler, taraftar gruplarına yönelik algı yönetimleri, operasyonlarla da başka bir hal aldı. Tribünler adeta kamplaşmanın, kutuplaşmanın, ötekileştirmenin merkezi haline dönüştürüldü. Futbol, spor, tribün grupları iktidarın şakşakçısı, borazanı haline dönüştürülüyor. Buna itiraz eden, bunu kabul etmeyen, iktidara karşı muhalif tavrını, çizgisini koruyan taraftar gruplarına yönelik de yine klasik, bütün her konuda olduğu gibi burada da terörizm algısı üzerinden birçok operasyonlar yapılıp onlar susturulmaya çalışılıyor. Ve bu koşullar altında bu şekliyle bir spor müsabakaları yapılıyor ve Türkiye'de spor kulüpleri de bu koşullar altında spor yapmaya ve futbol oynamaya ya da ilgili spor dalını organize etmeye çalışıyor. Şimdi dolayısıyla sporun endüstriyel hal almasından kaynaklı olarak Anadolu takımları, yani illerdeki, ilçelerdeki, büyük şehirlerde olmayan, batı yakasında olmayan, büyük şirketlerin destekleri olmayan futbol kulüpleri, spor kulüpleri de ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşamaya başladı. Şimdi Dersim Spor var. Örneğin ondan bahsedeyim. Başkanıyla görüştük yakın zamanda. Şu anda yani ligde oynayacak, üçüncü ligde oynayacak bir bütçesi yok. Para sıkıntısı, barınma ve ulaşım ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor ve üçüncü ligde kalabilmek için SGK ve vergi borçlarını dahi ödeyemeyecek pozisyonda ve tesis ve altyapı sorunları, sıkıntıları var. Ve başkan diyor ki, yani bunu, biz bu sorunları karşılayamazsak bu önümüzdeki sezon artık bu liglerde oynama şansımız da olmayacak diyor. Ben bu sorunları buradan dile getiriyorum ve bu konuda yani yapılması gerekenleri ifade edeceğim. Şimdi diğer taraftan da bu tribünlerdeki faşizan uygulamalar var ve bundan örneğin Cizre Spor ve Ahmet Spor çok ciddi bir şekilde mağdur oluyor. Yani Cizre Spor bu faşizan saldırılar karşısında ligden çekilmek zorunda kaldı. Ligden çekilmek zorunda kalan spor kulübüne cezalar yağdırıldı Futbol Federasyonu tarafından. Yani tam tersine Cizre Spor'un güvenliğinin alınarak sağlıklı bir şekilde liglerde oynaması sağlanacağına tam tersi yapıldı. Peki Ahmet Spor'un durumu ne? Şimdi bakıyorsunuz birçok yerde
saldırıya uğramışlar. Bursa'da işte Anadolu Selçuk Spor maçında, Sakarya Ahmet Spor maçında, Sarıyer Ahmet Spor maçında bunları say say bitmiyor. Yani ve son 4 yıldır, 4 sezondur Ahmet Spor artık deplasmana gidemiyor. Yani izleyicileri, taraftarları gidemiyor. Gideceği yerde şu söyleniyor: güvenlik sorunu var, biz sizin güveniniz tamamlayalım lütfen. Toplamda 200 seyirci, yani 200 seyircinin güvenliğini sağlayamıyor Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri 200 seyircinin güvenliğini sağlayamıyor. Gerekçe bu ve oradan kaynaklı olarak da hiçbiri deplasmana gidemiyor. Ve ilginç bir şey var, yine yani bir ilin takımı Ahmet Spor, Diyarbakır'ın ilin takımı. Kayyum atandı ve hiçbir şekilde destek sağlamıyor kayyum buraya. Ve onu bırakın, bütün takımların kendi illerinde yapmış oldukları yardım kampanyaları Ahmet Spor'a yasak, yaptırılmıyor. Böyle bir şeyle karşı karşıya. Şimdi burada hani deminden beri tartışılıyor, bölücülük filan. Alın size bölücülük, bundan da hala bölücülük mü olur?